bizim Kayseri vilayetine kadar içine alır. Bizim Çiller cahilane bir surette İsrail parlamentosunda sizi arz-ı mevut idealini gerçekleştirdiğiniz için tebrik ederim dedi. Kadın bir arz-ı mevut duymuş, onun da Filistin'e dönmek olduğunu zannediyor. Bilmiyor ki Kayseri'ye kadar içine alan bir arazidir. Nil, Fırat. Bakın bayraklarındaki iki mavi çizgi iki nehri temsil eder. Dikkat edin. Yahudi üçgeni ortadadır. O Yahudi vatanını temsil eder. O iki çizgi de kenarlarda iki nehri, biri Nil'i, biri Fırat'ı temsil eder. Bu iki nehrin arası Yahudi'ye Allah tarafından verilmiş, vaat edilmiş. Tevrat böyle yazıyor, böyle inanıyor. Peki karşısında 100 milyonluk bir Arap kitlesi var. Yüze doğru giden bir Türkiye var. Nasıl bu işleri yapacak? Gene bir süper gücü önündeki engellere karşı kullanacak. Çin'i buna hazırlıyor. Peki Çin'i hazırlarken bu ülkelerin içinde bir şey yapıyor mu? Elinden geleni yapıyor. Türkiye'de yaptığı en birinci iş nüfus planlamasıdır. Nüfus planlamasının arkasında İsrail vardır. Türkiye'deki taşeronu Koç'tur. Hariç'teki taşeronu Ünilever'dir. Vita Yağı'nın firması. Hollanda Yahudisidir. Milyarlar Türkiye'de nüfus artışını engellemek için sarf olunuyor 40 seneden beri. Bu para Yahudi parasıdır. Bu para Yahudi parasıdır. Bunun birkaç milyar dolar olduğunu söyleyenler var. Saatli bir rakam söylemek çok zordur. Çünkü gizlidir bu iş. Mesela doğum kontrolünde hizmet gören doğumcu doktorlara sezeryan ameliyat başına belli bir çek gelir. Rockefeller Vakfı'ndan gelirdi. Şimdi Ünilever'den veya Koç'tan geliyor. Çünkü sezeryenle doğum yapan bir kadın iki doğurur, üçüncüyü doğuramaz. Siz hamile ailenizi doğumcu bir doktora götürürsünüz. Kontrol her şey normal. Kadının sancısı tuttuğu gün size der ki, aa bebek içeride döndü. Normal ameliyat olamaz, sezeryen yapmam lazım. Sen onda ne yapacaksın? Bu söz yalan mı, doğru mu? Bunu tahkik şansın yok ki. Etme doktor. Vallahi başka çare yok. Çocuk dönmüş çünkü. Doktor o. Peki dersin. Sen iki çocukta kaldın. Bu doğum kontrolüdür. Başka hileleri de var. Başka hileleri de var. O hilelerden biri de felç aşılardır. 1983'te Türkiye'de umumi bir felç aşısı yapıldı. Kenan Evren'in desteğiyle Rockefeller Vakfı'nın başkanı Türkiye'ye geldi. Kenan Evren'e teşekkür etti. Ben gurbette gazetede okudum. Türkiye'de felç aşısı umumi kesif bir surette tatbik edildi diye Rockefeller Vakfı'nın başkanı Türkiye'de ihtilal liderini niye tebrik etsin? Alakası yoksa bu işte. Bu aşı kısırlaştırma aşısıdır. Bugün de çocuklara felç aşısı diye yapılan aşılarda bu hile vardır. Belki bir aşıyla bu gerçekleşmeyebilir. Veya %5 gerçekleşir, %10 gerçekleşir. Şu anda delikanlılık çağındaki insanlarda çok kısır erkek vardır. Söylemeye utanır. Bunun sebebi budur. Gedoğlu bitki şeyler, gıdalar. Felç aşıları, bunun belli başlı amilleridir. Bilmediğimiz şeyler de vardır. Yahudi Türkiye'nin nüfusunun 24% olan artışını 12%'ye indirmeye muvaffak olmuştur. Faaliyet devam etmektedir. Bu artışı sıfırlayacak.
Hatta gerileme safhasına kadar o devam eder. Yani başbakanın 3 çocuk yapın sözünü ben kafi bulmuyorum. 5 çocuk yapın. Evet. Çünkü bu sebeplerle istediği halde yapamayan da olur. Bir sürü sıhhi bakımdan arızalı insan çıkacak ortalığa. Bu müdahalelerin sonu budur.